Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 12. Bölüm. Kabe'nin Yeniden İnşası. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin, diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken Kureyşliler Kabe'yi tekrar inşa etmeye karar verdiler. O zamanlar Kabe'nin yüksekliği bir insan boyu kadardı ve üstünde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar kolaylıkla içeri girebilirdi. Kısa bir süre önce mahzene gömülen hazinelerden bir kısmı çalınmıştı. Ellerinde çatı yapmaya yetecek kadar kereste vardı. Yunan bir tüccarın gemisi karaya vurmuştu ve tamir edilemeyecek kadar dağılmış bir halde Cidde kıyısında bekliyordu. Bu nedenle onun kerestelerini çatı yapmak için aldılar. O sırada Mekke'de yetenekli bir marangoz da vardı. Fakat insanlar duydukları saygıdan dolayı Kabe'ye el sürmekte tereddüt ediyorlardı. Bu mübarek yeri yıkarak günahkar olmaktan ve belaya uğramaktan korkuyorlardı. Bu tereddütleri Kabe'nin duvarından her gün dışarı çıkan yılanı görmeleriyle daha da arttı. Kim o tarafa yaklaşırsa yılan başını kaldırıyor, dilini çıkarıp tıslıyordu. Bu da onları çok korkutuyordu. Fakat bir gün Allah gökten bir kartal gönderdi. Kartal yılanı kaptı ve uçtu gitti. Kureyşliler aralarında şöyle konuştular. Şimdi Allah'ın bizim düşüncemizi onayladığına inanabiliriz. O bizi yılandan da kurtardı. Fakat duvarların üstünden çekilen ilk taş alanın elinden fırlayıp yerine dönünce insanlar işe devam etmekten korkarak Kabe'den kaçtılar. Daha sonra mahzumilerin reisi Velid kazmayı eline aldı. Yıkımı sizin yerinize ben yapacağım dedi ve Hacerül Esved'in arasındaki güneydoğu duvarının bir kısmını yıktı. Fakat diğerleri işe koyulmaktan çekindiler. Bekleyip görmek istiyorlardı. Eğer ona bir şey olursa Kabe'ye dokunmayacak, hatta onu eski haline çevireceklerdi. Eğer Velid'in başına bir şey gelmezse Allah'ın yaptıklarını onayladığını görecekler ve Kabe'yi temellerine kadar yıkacaklardı. Gece hiçbir aksilik çıkmadı. Velid sabah erkenden tekrar işe başladı. Diğerleri de ona katıldılar. Tüm duvarlar İbrahim'in attığı temellere kadar yıkılınca yan yana dizilmiş deve örgüçlerine benzer büyük yeşilimsi taşlar ortaya çıktı. Bir adam taşlardan birini çekip çıkarmak için iki taşın arasına bir manivela koydu. Fakat ilk hareketinde tüm Mekke'yi sarsan ve depreme benzeyen bir sarsıntı oldu. Bunu temelleri yıkmamaları için yapılan bir uyarı işareti olarak kabul ettiler. Oradakiler Hacerül Esved'in bulunduğu köşede Süryanice bir yazı buldular. Onu bir Yahudi okuyana kadar ne olduğunu bilmeden sakladılar. Buldukları sözde şu cümleler yazıyordu. Ben Allah'ım ve Bekke'nin Rabbiyim. Bekke'yi gökleri ve yeri yarattığım, aya ve güneşe şekil verdiğim ve güneşin etrafına dokunulmaz olan yedi meleği yerleştirdiğim gün yarattım. O, İnsanlarına süt ve suyla yardım eden iki tepesi durdukça yaşamaya devam edecektir. Şu sözleri taşıyan bir parça daha İbrahim makamında, Kabe'nin kapısı yanında İbrahim'in ayak izini taşıyan kayanın altında bulundu. Mekke, Tanrı'nın kutsal evidir. Onun sürekliliği üç yönden gelir. Yakınındaki insanlar onu ilk kirletenler olmasın. Kureyşliler binanın yüksekliğini arttırmak için daha çok taş topladılar. Ayrı ayrı kabileler sırayla çalıştılar. Nihayet bina Hacerül Esved'in konulacağı yüksekliğe geldi. Bu sırada kabileler arasında şiddetli bir tartışma çıktı.
Çünkü hiçbiri bu taşı duvara yerleştirme şerefini diğer kabileye bırakmak istemiyordu. Bu tartışma birkaç gün sürdü ve anlaşmazlık öyle büyüdü ki taraflar savaşmaya hazırlandılar. O sırada yaşlı bir adam şöyle bir öneri getirdi. Beni dinleyin. Tartıştığınız konuda sizi uzlaştıracak bir hakem seçin. Mescide giren ilk adam bu konuda hakem olsun. Kabe'nin çevresindeki alana mescid, yani secde edilen yer adı verilir. Çünkü Allah'ın evine yönelerek ona secde etme geleneği Hazreti İbrahim ve İsmail'den beri devam ede geliyordu. İşte bu mescidin içinde Kabe'yi onarmak için toplanmışken savaşla burun buruna gelen Mekkeliler yaşlı adamın tavsiyesine uymaya karar verdiler. Mescide ilk giren kişi bir süredir Mekke'de olmayan ve memleketine yeni dönen Peygamber Efendimiz'di. Onun kapıdan görünmesiyle insanların yüzünde sevinç ifadeleri belirdi. Daha da yaklaştığında memnuniyetle dolu sözler topluluğu sardı. Bazıları onu lakabıyla anıp El Emin geldi diyerek sevindiler. Ve bu Muhammed, onun kararına uyarız dediler. Peygamber Efendimiz meseleyi ona anlattıklarında kendine bir parça kumaş getirmelerini istedi ve Hacerül Esved'i yere yaydığı kumaşın ortasına koydu. Her kabile bunun bir ucundan tutacak ve ardından hep birlikte kara taşı kaldıracaklardı. Taşı yeteri kadar yükselttiklerinde Peygamber Efendimiz onu aldı ve Kabe'nin köşesine kendi elleriyle yerleştirdi. Belki savaşa dönecek kavga onun elleriyle sona ermiş, herkes bu çözümden memnun kalmıştı. Böylece çalışmalar da kaldığı yerden devam etti.